Yön Radyo 98 Haber ortak yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haber'le günden kalan. Günden kalana hoş geldiniz. Ben Alper Baran Esin. İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin açıklamasında Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun çeşitli yerlerinde kutlandı. Devlet Erkanı ise Anıtkabir'i ziyaret etti ve mecliste tören düzenlendi. Anıtkabir'deki törende siyasi parti liderlerinden yalnızca CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulundu. Törene Özgür Özel dışında herhangi bir siyasi partinin genel başkanı katılmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi özel oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meclis seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir parlamentodan seçilmiş milletvekillerini koruyamayan bir parlamentoya gelinmiş olması meclisin güçsüzleştiğinin en önemli kanıtıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme tarihine ilişkin açıklama yaptı. Özel açıklamasında "Erdoğan'la haftaya görüşmeyi planlıyoruz. Gündemde yeni anayasa da olacak" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 104. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. Resmi törenin ardından anıta çelenk koyan İmamoğlu yaptığı değerlendirmede, "Bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısında bulunarak Özel'in ziyaretinin gerçekleşmesi halinde bunları konuşarak böyle bir adım atabileceğimizi teklif etmekten daha doğal bir şey olamaz dedi. Öte yandan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili belediyeleri hedef alan sözlerini değerlendirip kayyım sinyali verdi. "Bundan önce ne yapıldıysa yine aynısı yapılır" dedi. AKP'nin kurucularından da olan eski bakan Hüseyin Çelik, MHP ile yapılan ittifakı bir cinnet hali olarak değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u da komünist bozuntusu olarak niteledi. Çelik, Erdoğan'ı da kendisiyle hesaplaşmaya çağırdı. 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapmaya hazırlanan İyi Parti'de sular durulmuyor. Genel Başkan adayı Tolga Akalın, delege listelerine erişimin engellendiğini belirterek, kurultayda sahte kimlikle oy kullanma girişimi olabileceğini iddia etti. Yurt dışı gezileriyle tartışılan Diyanet, yeni geziler için şimdiden biletlerini ayarladı. Başkanlık, İslam dininin doğru anlaşılması için gerçekleştireceği yurt dışı programları kapsamında 794,8 milyon liralık maliyet hesabı çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu iddia eden Şimşek, "Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var. Çünkü hikayesi olan ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açıklamalarının istismar edildiğini söyleyen Şimşek, "Belli ki kötü niyetli çevreler var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "Almanya'dan Türkiye'ye karşı ön yargılı bazı siyasi yaklaşımların müzakere süreci içerisinde kullanılmasına izin vermemesini bekliyoruz" diye konuştu.
AKP grup yönetimi milletvekillerinden yanlış anlaşılmaya müsait açıklama ve söylemlerden kaçınmalarını istedi. Son dönemde tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle AKP grup yönetimi milletvekillerine uyarılarda bulundu. Türk İş ve Hak İş'i ziyaret eden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 5 yıl aradan sonra toplanacak Çalışma Meclisi'nin çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Taraflar asgari ücret, emekli, kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi konuları görüşecek. Günden kalanla karşınızdaydık. Hoşça kalın. 8 haberle günden kalan.